Tabii ki sosyal artık diye bir şey yoktur. Tüm servet bir kişi tarafından üretilmektedir ve o kişiye aittir. Kapitalizmin kendinden önceki tüm ekonomik sistemlerden üstün olmasını sağlayan özel erdemi de kamulaştırmaya değil, zenginliğin yaratılmasına yol açan ve Bitigan'ın tanıtımında maharetli bir şekilde göz ardı edilen bir kavram olan özgürlüktü. Bu madde hakkında söyleyecek başka şeyler de var. Bu noktada onu sadece bugünün siyasi iktisadının altında yatan kabile fikrinin özlü bir örneği olduğu için anıtlandı. Bu fikir kapitalizmin düşmanları ve savunucuları tarafından aynı şekilde paylaşılmaktadır. Kapitalizmin düşmanlarına belli bir iç tutarlılık sağlamakta, savunucuların ise kolay fark edilmeyen ancak mahvedici olan bir ahlaki ikiyüzlülük hissiyle silahsız bırakmaktadır. Ortak fayda tüketiciye hizmet veya kaynakların en iyi şekilde kimin kaynakları gibi gerekçelerle kapitalizmi haklı çıkarma girişimlerinde bulunduğunun kanıtıdır. Kapitalizmin anlaşılması için irdelenmesi ve karşı çıkılması gereken bu kabile fikridir. İnsanoğlu bir nesne, bir organizma veya bir mercan çalısı değildir. İnsan üretim ve ticaret ile ilgili olan varlıktır. Herhangi bir beşeri birimin başlangıç noktası topluluk olarak bilinen gevşek birlikteliğin değil, insanın incelenmesi olmak zorundadır. Bu husus, beşeri bilimler ve fiziksel bilimler arasındaki epistemolojik farklardan birini, beşeri bilimlerin fiziksel bilimler karşısındaki haklı kompleksini ifade eder. Bir fiziksel bilim kendine konusunun tabiatını göz ardı etme veya bypass etme izni vermez. Böyle bir girişim şu anlama gelirdi. Gökyüzüyle ilgilenen fakat münferit yıldızları, gezegenleri ve uyduları çalışmaya reddeden bir astronomi bilimi veya sağlığı bilmeden hastalıklar üzerine çalışan ve bireysel hastalara odaklanmadan bir bütün halinde bir hastaneyi temel çalışma alanı olarak alan bir tıp bilimi. İnsanın incelenmesiyle toplum hakkında pek çok şey öğrenilebilir. Fakat bu işlem tersine çevrilemez. Toplumu inceleyerek asla tanınmamış veya tanımlanmamış varlıklar arasındaki ilişkileri çalışarak insan hakkında hiçbir şey öğrenilemez. Ancak çoğu siyasi iktisatçının benimsediği metodolojidir. Onların tutumu aslında ifade edilmemiş, üstü kapalı olarak ima edilen şu varsayılmıştır. İnsan ekonomik formüllere uygun bir şeydir. Gerçekte insan buna açık bir şekilde uymadığından bilimlerin pratik olma özelliğine rağmen sonuçta siyasi iktisatçıların teorileri tuhaf bir şekilde gerçek varoluşun sunduklarıyla ilişkilendirilmemektedir. Bu durum onların insan ve olayları değerlendirmesinde kafa karıştırıcı türden bir çete standarda veya çifte perspektife de yol açar. Eğer onlar bir ayakkabı imalatçısını izlerlerse onun geçimini sağlamak için çalışmakta olduğu hükmüne varmakta zorlanmazlar. Fakat siyasi iktisatçılar olarak kabile fikrine göre ayakkabı imalatçısının amacının ve görevinin topluma ayakkabı sağlamak olduğunu söylerler. Eğer bir köşe başındaki bir delenciyi gözlerlerse onun bir serseri olarak tanımlarlar. Siyasi iktisatsa o bir bağımsız tüketici haline gelir. Eğer onlar tüm mülkün devlete ait olması gerektiğini komünist doktrini duyarlarsa onu şiddetle reddederler ve samimi olarak komünizmle ölümüne mücadele etmeyi düşünürler. Fakat siyasi iktisatta hükümetin zenginliğin adil bir dağılımını sağlama görevinden bahsederler ve iş adamlarından ulusun doğal kaynaklarının en iyi şekilde ve en başarılı olarak emanet edileceği kişiler olarak bahsederler. Temel bir fikir işte bunu yapar. Kabile fikrinin yaptığı şey de budur. Siyasi iktisadın ve çeşitli sosyal sistemlerin değerlendirilmesinde bu fikri reddetmek ve en baştan başlamak için yapılması gereken insan tabiatını yani insanı diğer canlılardan ayıran temel nitelikleri tanımayla işe başlamaktadır. İnsanın temel niteliği onun akıl melekesidir. İnsanın aklı onun temelde hayatta kalma aracıdır. Onun bilgiyi elde etmesinin tek yoludur. İnsan, hayvanların yaptığı gibi sadece algıladığı şeylerin rehberliğinde hayatta kalamaz. İnsan bir düşünme işlemi olmaksızın
en basit fiziksel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz, yiyeceği şeyleri nasıl ekip büyüteceğini veya avlanmak için nasıl silahlar yapacağını keşfetmek için insan bir düşünme işlemine ihtiyaç duyar. Algıları insanı bir mağaraya götürebilir. Fakat en basit sığınağı inşa etmek için bile insan bir düşünme işlemine ihtiyaç duyar. Hiçbir algı ve hiçbir içgüdü ona nasıl ateş yakacağını, nasıl elbise dokuyacağını, nasıl aletler yapacağını, nasıl bir tekerlek yapacağını, nasıl bir uçak yapacağını, nasıl bir apandis ameliyatı yapacağını, nasıl bir elektrik ampulü veya bir elektron tüpü veya bir siklotron veya bir kutu kibrit yapacağını ona söylemez. Ancak onun hayatı bu bilgiye bağlıdır ve sadece onun bilincinin iradi bir hareketi, yani bir düşünme işlemi ona bu bilgiyi sağlayabilir. Bir düşünme işlemi sadece bireysel bir aklın gerçekleştirebileceği son derece karmaşık bir tanıma ve bütünleştirme işlemidir. Ortak beyin diye bir şey yoktur. İnsanlar bir diğerinden öğrenebilirler. Fakat öğrenme her bir münferit öğrenci tarafından gerçekleştirilen bir düşünme işlemi gerektirir. İnsanlar yeni bilginin keşfedilmesinde işbirliği yapabilirler. Fakat böyle bir işbirliği insanın rasyonel melekesinin her bir bilim adamı tarafından bağımsız olarak kullanılmasını gerektirir. İnsan bilgi deposunu nesilden nesle taşıyan ve genişleten tek canlı türüdür. Fakat böyle bir taşıma bu işle ilgili bireyler tarafından yapılan bir düşünme işlemini gerektirir. Yüzyılların biriken bilgisi düşünemeyen, düşünmek istemeyen veya düşünmesi yasaklanan insanın hayatından kaybolmuştur. İnsanoğlunun ilerleme tarihindeki karanlık çağlar olan uygarlığın kesintiye uğradığı anlar bunun kanıtıdır. Her canlı türü hayatını sürdürmek için tabiatının gerektirdiği belli bir hareket tarzını izler. İnsan hayatını sürdürmek için gereken hareket asıl olarak akılla ilgilidir. İnsanın ihtiyacı olan her şey insanın aklı tarafından keşfedilmek ve insanın emeğiyle üretilmek zorundadır. Üretim aklın hayatta kalma problemine uygulanmasıdır. Eğer bazı insanlar düşünmeyi tercih etmezlerse sadece diğer insanlar tarafından keşfedilen bir işlem rutinini taklit ederek ve tekrarlayarak hayatta kalabilirler. Fakat bu rutin diğer insanlar tarafından keşfedilmiş olmak zorundadır. Aksi halde hiçbiri hayatta kalmaz. Eğer bazı insanlar düşünmeyi veya çalışmayı tercih etmezlerse ancak diğer insanlar tarafından üretilen malları yağmalayarak hayatta kalabilirler. Fakat bu diğer insanlar bu malları üretmiş olmak zorundadır. Aksi halde hiçbiri hayatta kalmaz. Bu şekilde herhangi bir insan veya herhangi sayıdaki insan tarafından hangi tercih yapılırsa yapılsın, insanlar hangi kör, irasyonel ve kötü niyetli yolu izlemeyi tercih ederlerse etsinler, aklın insanın hayatta kalma aracı olduğu ve insanların rasyonellikleriyle orantılı olarak başarılı veya başarısız olacağı, hayatta kalacağı veya yok olacağı gerçeği olduğu yerde durmaktadır. Bilgi, düşünme ve rasyonel hareket bireyin özellikleri olduğundan, bu rasyonel melekesini kullanma tercihi bireye bağlı olduğundan, insanın hayatta kalması düşünenlerin, düşünmeyenlerin müdahalesinden özgür olmasını gerektirir. İnsanlar ne her şeyi bilen ne de hatasız varlıklar olduklarından kendi rasyonel kararlarına göre aynı fikirde olmaya veya olmamaya, işbirliği yapmaya veya kendi bağımsız yollarını izlemeye özgür olmalıdırlar. Özgürlük insan aklı için temel gereksinimdir. Rasyonel bir akıl baskı altında çalışmaz. Böyle bir akıl realiteyi idrak etmesini hiç kimsenin emrine, direktiflerine ve yönlendirmelerine teslim etmez. Bilgisini, doğru anlayışını hiç kimsenin fikrine, tehditlerine, arzularına, planlarına veya refahına kurban etmez. Böyle bir akla diğer insanlar engel olabilir. Bu akıl susturulabilir, yasaklanabilir, hapse atılabilir veya yok edilebilir. Ancak ona baskı yapılamaz. Çünkü silah bir argüman değildir. Bu tutumun bir örneği ve sembolü Galio'dur. İnsanoğlunun tüm bilgi ve başarıları bu gibi akılların, ulaşmaz yenilikçilerin çalışmalarından ve el değmemiş dürüstlüklerinden gelir.
Aynı ilke her seviye ve kapasitedeki bütün insanlar için geçerlidir. İnsanın hareketlerine rasyonel kararları rehberlik ettiği ölçüde insan tabiatının gereklerine uygun olarak hareket ediyor ve insan türü hayatta kalmayı ve refahı o derecede başarıyor demektir. İrasyonel davrandığı derecede kendi kendini yok edecek şekilde davranıyor demektir. İnsanın rasyonel doğasının kullanması toplumca kabulü bireysel haklar kavramıdır.